Cuma gününün gündeminde neler yok ki? Cuma gününün gündeminde korona var. Ve tabii ki FETÖ ile ilgili itiraf var. Görevinden istifa eden o AKP'li isim. Sonrasında eski genelkurmay başkanının adliyeye gidip ifade vermesi var. Hatta gördükten sonra İlker Başbuğ'dan bahsediyorum. Ve İlker Başbuğ biliyorsunuz yıllar önce de terörist diye tutuklanmıştı, gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ne çektim be geliyor. Yani be orada kaba anlamda değil. amiyane tabirle denir yani böyle ne çektim veya ne çektim be paşam anlamında veya ne çektim be İlker Baş bu. Sadece o değil, gazetecilik mesleği de. Ne çektim be gazetecilik veya ne çektim be gazeteciler diyebileceğimiz günlerden geçiyoruz. Tabela ne çektin be. Ve işte sizler de bir şekilde sosyal medya Twitter'da düşüncelerinizi bu şekilde yazabilirsiniz. Dedik ya Türkiye'de gazetecilik zor iş. Hele ki bu dönemde, bu yıllarda son birkaç yıldır bu mesleği yapmak daha da zor. Çünkü rahatsız edici bazı şeyler söylediğiniz zaman, iktidarı rahatsız edici bazı şeyler söylediğiniz zaman, yazdığınız zaman ve Onları paylaştığınız zaman ister istemez birilerinin dikkatini çekiyorsunuz ve dikkat çektiğiniz zaman da sizden kimileri hoşlanmayabiliyor ve gazetecilik mesleği yapmıyorsunuz siz diyor bizi yönetenler. Gazetecilik mesleği dışında davranıyorsunuz diye de itham ediyorlar daha sonra. İşte yazsanız sert, yazsanız dert, yazmasanız dert. Konuşsanız sorun, konuşmasanız sorun. İki arada bir derede kalıyorsunuz ama duruşunuz belliyse, dikseniz, öyle e, kaydır kuydur işlerle de alakanız yoksa da esen rüzgarlara göre de ne bu tarafa ne bu tarafa yatmıyorsanız doğru bildiğiniz yolda gitmeye devam ediyorsunuz. Onlar da doğru bildiği yolda gidiyordu. Yani düşüncelerini özgürce yazıp paylaşmak istiyorlardı, söylüyorlardı. İşte İsmail Dükel ve Müesser Yıldız. Ne oldu diyeceksiniz alındılar. Dördüncü günün sonunda ifadeleri alındı. Gözaltına alınma sebepleri siyasal ve askeri casusluk iddiasıyla Ama ne olduysa savcılıktan mahkemeye giderken dosya adliyede suçlama değişti. Yani siyasal ve askeri casusluk yerine gizli kalması gereken belgelerin açıklanması iddiasıyla mahkemeye gönderildi dosyalar. İsmail Dükel TL1'in Ankara temsilcisi o serbest kaldı. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ha müesser yıldız ne oldu diyeceksiniz. O tutuklandı. Başlangıcı casusluk suçundan yapıldı. Bizim ifademiz o yönde alındı. Fakat savcılık ifadesinden sonra atıl olan suç vasıf değiştirdi. Casusluk yerine temin edilen gizli bilgilerin ifşası noktasında tutuklamaya sevk edildi. Gazeteci müesser Yıldız casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ama savcılık ifadesinin ardından mahkemeye bir başka suçlamayla sevk edildi. Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan tutuklandı bir Ankara temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmanın başlangıcı bize standart FETÖ olaylarını hatırlatıyor. İsimsiz ve imzasız bir ihbarla bu soruşturma başlamış. Kripto darbecilerin ve kripto FETÖ'cülerin açığa çıkma telaşesiyle kotardıkları bir soruşturmadır bu. 8 Haziran sabaha karşı Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Bir de irtibatlı oldukları iddia edilen bir as subay. İki gazetecinin emniyetteki ifadesi evet. dördüncü günde alındı. Adliyeye sevk edildiler. Savcı da iki gazeteciyi tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Ama casusluk suçlamasıyla değil, gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan. Yani suçlama değişti. İfşaya konu olan, acil ve yakın tehlike arz eden, bu ülkenin güvenliğini ihlal ettiği iddia edilen iki tane haber var. Bir tanesi genel Hafter'le birlikte görüldüğünü yazdığı iki tane FETÖ'cü, Türk subayı ile ilgili bir haber. Diğeri de Libya'ya görevlendirilen bir kod generalle ilgili atama emrinin dahi gizli olmadığı bir haberin nasıl bir gizlilik arz ettiğini, nasıl bu ülkenin güvenliğini ihlal ettiği anlayamadık. Müyesser Yıldız aylar önce yaptığı iki haber nedeniyle delilleri karartma ihtimali Kuvvetli suç ve kaçma şüpheleri gerekçeleriyle tutuklandı. Az subay hakkında da tutuklama kararı verdi hakim. Müesser Yıldız'a gizli kalması gereken bilgileri verdiği iddia edilen az subayın emniyet sorgusunda itirafçı olduğu, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği, bipolar hastası yani psikolojik rahatsızlığı olduğu da avukatının beyanıyla mahkeme tutanağına geçti. Gazeteci İsmail <laughs> Dükel adli kontrolle serbest bırakıldı. Yeni bir FETÖ olayıdır bu. Temel amacı da Mühesser Hanım'ın dijital arşivlerine, ulaşılmasıdır. Müyesser Hanım'ın dijital arşivlerine biz baktığımızda 15 Temmuz'dan sonraki bütün darbe davalarının hepsine iştirak ettiği için o davaların ek klasörlerinde, duruşmalarında elde edilen bir takım verilerle kripto darbecilerin ve kripto FETÖ'cülerin açığa çıkma telaşesiyle kotardıkları bir soruşturmadır. Birileri 15 Temmuz'un perde arkasının sorgulanmasından çok korkuyor ve bunu engellemeye çalışıyor. FETÖ kumpası olan Oda TV davasında da daha önce 16 ay cezaevinde kalan müesser Yıldız 15 Temmuz'un arka planının ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyorlar demişti. Gözaltına alınma nedenini açıklarken. Avukatı da aynı noktanın altını çizdi. İnşallah adalet tecelli eder. Geçmişte de gördük ki geç de olsa tecelli ediyor. Yanlış yapanlar Türk yargısı önünde hesabını veriyor. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. İmzasız ve isimsiz bir ihbar mektubu tıpkı yıllar öncesinde Ergenekonların temeli veya balyozların temeli gibi imzasız ve isimsiz ihbar mektupları aynı taktikler. Hiç değişmiyor. Geçmişte öğrenilmişler şimdi uygulanmaya çalışılıyor. İms i̇simsiz ve imzasız bir assubaydan bahsediliyor. EB diye bir assubay ve bu assubay birazdan hastalığına geleceğim ama ee, orada emniyette bildiklerini itiraf ediyor ve diyor ki sorgusu sırasında ben itirafçı olmak istiyorum. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum diyor. Bu sadece saatler içerisinde oluyor. Ve sonrasında ortada belge yok. Belge verdim diyor belge yok. Belge hadi tamam ee, müesser hanım e, vermese de. Kendisinde belki bir kopisi vardı, fotokopisi vardır. O da yok, hiçbir şey yok. Bir polar hastası. Bir polar hastası ne demek ki kendi avukatı söylüyor. Bir polar hastalığı şu, bir polar bozukluk deniyor buna. Kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken, bir süre sonra içine kapanık bir hale gelmesine neden olabilir diyor. Bipoların en belirgin özelliği kişinin ruh halinin uçlarda olmasıdır. Bipolar bozukluk en yüksek seviyedeyken bir kişi hiperaktif bir ruh haline bürünürken bürünür ve kendini çok mutlu hisseder. Fakat depresyon haline büründüğünde dış dünyaya kendini kapatabilir, hatta intihar eğilimi gösterebilir diyor. Bipolar rahatsızlık bir böyle bir kişi hala emniyette nasıl duruyor? Böyle bir kişinin siz e, itiraflarına veya etkin pişmanlığına nasıl güvenebilirsiniz Türk Adaleti olarak? Basit sorular bunlar çok basit sorular ve işte bu rahatsızlığı kendi avukatı tarafından itiraf edilmiş bir kişinin suçlamalarıyla karşı karşıya kalan iki gazeteci. Biri serbest kaldı etki, e, denetimli serbestlikle diğeri cezaevinde anlayabiliyor musunuz veya tasarruf e, tasavvur edebiliyor musunuz kafanızda gazeteciliğin geldiği noktayı görebilmek için maalesef bu durumda. Ama eski taktikler nasıl uygulanıyor? İmzasız ve isimsiz ihbar mektubu ve bunlar geçtiğimiz yıllarda Ergenekon ve Balyoz'da uygulanan taktiklerdi. Siyaset de bu olayı çok tartışıyor, çok da tartışılacak önümüzdeki günlerde. Ama Sayın Avukatın da söylediği gibi adalet elbet bir gün tecelli edecek.